Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda bir text ya da CSV dosyasından Excel'e veri aktarmayı öğreneceğiz. Elimde bir TXT dosyası var ve adını birinci sipariş detaylar olarak belirledim. Burada bizim amacımız şuradaki başlıkları baz alarak elimizdeki veri yığınını Excel sütunlarına göre dizmek. Yani ne demek istiyorum? Her bir başlık kadar sütun sayım olacak ve başlığın altındaki buradaki veriler de oradaki sütunun altındaki veriler olarak değerlendirilecek. Hemen Excel dosyama geliyorum ve herhangi bir boş hücreye gelip tıklıyorum. Ardından Data'ya geliyorum. Bizim için önemli olan kısım From Text CSV alanı. Burada eğer ki bunu görmüyorsanız şuradan da ulaşabilirsiniz. Get Data'ya tıkladım. Oradan From File'a geliyorum ve From Text CSV alanı burada da yer alıyor. Her ikisi de aynı, hiç fark etmez. Tıklıyorum. Burada hangi text dosyasını aktaracağımızı seçmeliyiz. Zaten elimizde bir tane text dosyası var. Buna gelip tıklıyorum ve Import'a basıyorum. Önümüze bir pop-up çıktı ve Excel bizim adımıza bu aktarımı yapmış oldu. Hemen bakalım nasıl bir ayrım yapmış. Yukarıda başlıklarımı almış ve altlarını dataları istediğim gibi yerine getirmiş. Birazcık bu alanları inceleyelim. Excel buradaki verileri boşluklardan faydalanarak sütunlara böldü. O yüzden şurada tab yazıyor. Biz herhangi bir şey yapmadık. Default da bunu kendi seçti. Bir de şu sağ tarafta bir alan var. Biz herhangi bir şey seçmezsek Excel ilk 200 satırı alır. Ama daha da fazla bir verimiz olsaydı bizim datamız eksik aktarılmış olacaktı. Öyle bir durumda da buradan gelip şurada ikinci seçeneği seçerseniz bütün datanız aktarılmış olur. Eğer herhangi bir şey seçmezseniz ilk 200 satır alacaktır. Zaten bizim verimizde 200 satırdan az olduğu için herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Alt kısma geçiyorum. Burada load ve load to alanları var. Şimdilik load to'yu seçeyim ve yeni bir pop-up açıyor bana. Ve burada yüklediği dataları hangi formatta saklaması gerektiğini soruyor. Yani bunu bir tablo mu yapayım yoksa pivot tablo mu ya da pivot chart'a çevrilebilecek bir verim olarak mı tutayım gibi sorular soruyor. İlk başta direkt tablo olarak seçiyorum ve alt kısma geçiyorum. Burada verileri nereye kaydedeceğini soruyor. New worksheet seçebilirsiniz ama ben mevcuttaki sayfama kaydetmek istiyorum. O yüzden existing worksheet'i seçiyorum. Ve şu an hangi hücredeysem o hücre seçili olarak gelecektir. Herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok ve OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi tüm verilerimi tablo olarak buraya ekledi. Aynı zamanda bu tabloya bizim TXT dosyamızın adını verdi. Onu da şuradan görebilirsiniz. Şimdi de CSV dosyalarına geçelim. CSV dosyalarında bir satırdaki veriler virgül ile birbirinden ayrılır. Bazı durumlarda virgül kullanılmaz, bu durumlarda da bunun yerine noktalı virgül alır. Hemen örnek bir CSV dosyası inceleyelim. Burada hem virgül hem de noktalı virgül kullandım. Hiç fark etmiyor. İkisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Şimdiki amacımız bu veri yığınımızı Excel içerisine aktarmak. Bunun için Excel dosyamı açıyorum. Aynı text dosyası aktarır gibi data'ya geliyorum. Alanlardan da from text CSV'ye tıklıyorum. Ve açılan pop-up içerisinde uzantısız CSV olan bir dosyam var. Onu seçiyorum. Import'a tıklıyorum. Ve karşıma yeni bir pop-up çıkarttı. Ve virgül ya da noktalı virgül ayırmaksızın benim verilerimi sütunlarıma göre böldü. Bu sefer direkt şuna basalım, bir öncekinden farklı olsun. Eğer bir şey seçmezseniz direkt tablo olarak bunu kaydedecektir ve A1 hücresinden başlatacaktır ve bizim dilediğimiz gibi bir tablo oluşturdu. Verilerimizi belirli işlemlerle içeri aldık. Bu durumun bir güzel yanı daha var. O da verilerimizin kaynağı aslında halen daha text ya da CSV dosyaları. Yani birisi o dosyalarda bir değişiklik yaptı diyelim. Ben de Excel'deki tabloma gelip refresh butonuna bastığımda, yani tablomun içerisinde bir güncelleme yaptığımda tüm değişiklikleri direkt Excel dosyama almış oluyorum. Bir dersin daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.